Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Merhaba arkadaşlar. Son iki dersimizde namazın vaciplerine başladık ve devam ediyoruz. Bu ders bu konuda son ders olacak. dersu sedisi ve sittun 66. ders. Vacibetus salah namazın vacipleri. Ve kunutul vitri, vitir de kunut okumak. Ve tekbiratul iğdeyni, iki bayram namazının tekbirleri. Ve tayyinu tekbiri liftitahi kulli salatin lel iğdeyni khasaten. Sadece bayram namazlarında değil, her bir namazın başlangıcında tekbiri tayin etmek. Yani Allahu Ekber lafzıyla tekbir almak. Tekbiratul ruku'i fi saniyetil iğdeyni. Bayram namazlarının ikinci rekatının rükû tekbiri de yine vaciplerdendir. Ve cehrul imami bi kıraatil fecri sabah namazında imamın cehri okuması, açıktan okuması ve uleyyil ayşeeydi akşam ve yatsı namazlarının farzlarının ilk iki rekatında açıktan okumak, imamın açıktan okuması ve lev en kaza da olsa, bunları kaza olarak kılıyor da olsa açıktan okunur. Bu vaciptir. Vel cum cuma namazının kıraatini vel ideyni bayram namazlarının ve teravih teravihin vel vitri fi ramazan Ramazanda vitir namazının kıraatlerini açıktan yapmak vaciptir. Vel israru fi zuhri vel asri öğle ve ikindi namazlarında kıraati sessiz yapmak, cemaat halindeyken sessiz yapmak yani imamın bu kıraatleri sessiz yapması vaciptir ve fima ba'de uleyl isha eyni ve nefli nehari akşam ve yatsı namazlarının ilk iki rekatından sonraki rekatlarda kıraati sessiz yapmak bir de gündüz kılınan nafile namazlarda kıraati sessiz okumak vaciptir. Vel munferidu tek başına namaz kılan kişi muhayyerun fi yecheru ke muteneffilin billeyli Aynen gece kılınan nafile namazlarda olduğu gibi imamın kıldırırken cehri okudu yani açıktan kıraat yaptığı namazlarda açıktan okuyup okumama konusunda tek başına namaz kılan kişi muhayyerdir. Yani seçme hakkına sahiptir. Yani bir insan tek başına yatsıyı kılarken ister sesli ister sessiz okuyabilir. Velev terake surate bir insan Fatiha'dan sonra okunacak sureyi terk ederse fi uleyil işayi yatsı namazının ilk iki rekatında kara ehe fil uchrayini son iki rekatta bu fa e, sureyi okur zamı sureyi okur me al fatihati cehran fatiha ile beraber okur ama cehran okur yani sesli okur ve la terak fatihayı fatiha terk eden ise la yukerri ruhe bunu tekrar etmez son iki rekatta fil uchrayini Evet şimdi şerhe geçiyoruz. Ve yecibu kıraeti kunutil vitri. Vitir namazında kunut okumak, kunut dualarını okumak vaciptir. Eme de Ebu Hanifete, Ebu Hanifeye göre. Ve keza tekbiratul tekbiratul kunuti. Kunut okumak üzere aldığımız tekbir de yine vaciplerdendir. Kemafil fil cevharati cevheri olduğu gibi. Cevhere, El Cevheratun Neyire e, isminde bir kitap. Kuduri'nin meşhur kitabı Muhtasarının e, şerhlerinden bir tanesi oluyor. Zebidi, İmam Zebidi'ye ait bir eser. El Cevheratun Neyire. Ve indehume, o ikisine göre, yani İmam Azam'ı burada zikrettiğine göre, o ikisi dediği İmam Azam'ın iki talebesi İmam Ebu Yusuf ve İmam Muhammed'e göre, huve kel vitri e, ee, sünnetun bu kunut duası okumak da, kunut için tekbir almak da aynen vitir namazının kendisi gibi sünnettir. Vitir namazına vacip diyen dolayısıyla Ebu Hanife'nin kendisi oluyor sadece. Diğer iki imam e, bunlara sünnet diyor. Ve yeci bu tekbiratül aideyni, bayram namazlarının zahit tekbirleri de vaciptir. Ve kullu tekbiratin minhe vacibetun. Bu her bir zahit tekbir vaciptir. Yecibu bi terkihe sucudu sevi terk edildikleri zaman sev seydesi yapılması gerekir. Ve yecibu tayinu lafzı tekbiri tekbir alırken tekbir lafzının e, bizati Allahu Ekber şeklinde söylenmesi vaciptir. Liftitahi kulli salatin her namaza başlarken lil muvazabeti aleyhe e, aleyhi Geçen dersimizde de geçti üzere muvazabe e, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın e, sürekli yaptığı bir şey olduğundan dolayı bu e, önemli bir delil oluyor bazı şeylerin vacip olmasında ve Kalefiz Zehirati Zehira Zehira ya da Zehira adlı eserde e, müellif şöyle demiştir bu e, İmam Burhaneddin'in bir eseri El muhitul Burhani adlı eserine yazmış olduğu bir ihtisardır. Onun bir kısaltılmış halidir. Orada e, İmam Burhanettin şöyle diyor. Ve yukrahu eşşuru bi gayrihi fil En sahih görüşe göre Allahu Ekber lafzının dışında bir lafızla namaza başlamak mekruhtur. Ve kâle el esahhu ennehu la yukrahu. İmam Serahsi de diyor ki en sahih görüşe göre e, Allahu Ekber lafzının dışında bir lafızla Allah isminin geçtiği bir lafızla namaza başlamak mekruh değildir. Tebyin dediği Tebyin'ül Hakayık Zeyla'i'nin bir eseri. Hanefi alimlerinden Zeyla'i'nin eseri. Felize bundan dolayıdır ki la yaktas su vucubul iftidah iftitahi bit tekbiri tekbirle başlamak başlamanın vacip olması has değildir. Fi salatil ideyni hasaten sadece bayram namazlarına has bir durum değildir. Bütün namazlarda bu Allahu Ekber lafzını tek bir kullanmak gerekir. Bu vaciptir. Hilafen limen hassahu bihime bu Allahu Ekber lafzını bayram namazlarına başlangıç için şart görenlerin hilafına bu böyledir. Yani bazı imamlar Allahu Ekber lafzıyla namaza başlamayı sadece bayram namazlarına has görüyorlar. Diğer namazlarda bunu vacip olarak görmüyorlar başka lafızlarla da tekbir alınabilir diyorlar. Ve vechul umumi bu konuda ortaya konulan delil nedir? Muvazabetun Nebi sallallahu aleyhi ve sellem alet tekbiri inde iftitahi kulli salatin her namaza başlarken efendimiz aleyhissalatu vesselam Allahu ekber diye başlamıştır ve yani bir süreklilik vardır. Bu sürekliliğe biz muvazabe diyoruz. Ve bu aynı şekilde vaciptir tekbiratur ruku'i fi's ey er rak'ek atis saniyeti bayram namazlarının ikinci rekatında rükuya giderken alınan tekbir de vaciptir. Neden? Bu halbuki zahit tekbirlerden değildir. Vacip olanlar zahit tekbirler. Rükû tekbiri neden vacip oluyor? Tebe'an li tekbirâti zevâidi fîhâ. Çünkü zahit tekbirlere tabi olarak bu tekbir de vacip olur. Litti salihe bihe. Çünkü rüküye giderken alınan tekbir de zahit tekbirlerine bitişmiş durumdadır. Yani onlarla beraber alınır. Onlar gibi amel edilir ya da onlar gibi hüküm alır. Bi hilafi tekbiratir ruku'i fil ule. Halbuki bayram namazlarının birinci rekatında rüküye giderken alınan tekbir böyle değildir. O tekbir sünnettir. Ve yeci bu cehrul bir bi kıraati rek'ateyl fecri sabah namazının iki rekatında imamın cehri okuması yani açıktan okuması vaciptir. Ve kıraati uleyyil işe eyni burada işe eyn aslında işe yatsı namazı için kullanılan bir kelime ama akşam namazı ile beraber ikisine birden işe eyn tabiri kullanılabiliyor. İki e, akşam ya da iki yatsı namazı gibi mana verilebilir ama biz burada açıkça tercüme etmeyi tercih ediyoruz. Akşam ve yatsı namazlarının ilk iki rekatındaki kıraati de yine imam açıktan okur. Bu vaciptir. Velev kadâen, hatta bu namazları kaza olarak da kılsa böyle yapar. Sabah namazı, akşam namazı ve yatsı namazlarını cemaat halinde kaza olarak kılsalar bile imam kazada okumayı açıktan yapar li fi'lihi sallallahu aleyhi ve sellem. Çünkü Efendimizin bu konuda uygulaması vardır, tatbiki vardır. Ve yecibul cehru bil kıraeti yine açıktan okumak vaciptir. Fi salatil cumati vel ideyni ve teravihi vel vitri fi ramadan alel imam. Cuma bayram namazları, teravih namazı, Ramazan'daki vitir namazı namazlarında imamın açıktan okuması vaciptir lil muvazabeti bu konuda da yine e, delil nedir? Efendimizin muvazabetidir, devamlılığıdır. Vel cehru isma'ul gayri. Bu arada açıktan okumak ne demek? Bunu tarif ediyor. Açıktan okumak şudur. İsma'ul gayri. Başkasına işittirecek şekilde okumaktır. Ve yecibul israru. Gizli okumaya gelince. Ve huve isma'un nefsi. İnsanın kendisi işitecek kadar sesli okuması demektir gizli okumak. Fis sahih sayı olan görüşe göre bu böyledir ve tekaddem daha önce bu konu geçmişti. İnsanın kendisi kadar kendisi duyacak kadar sesli okuması gizli okumak manasına geliyor. Başkasının duyacağı şekilde okuması da açıktan okumak manasına geliyor. Fi cemii rek'ati'z zuhri vel asri Öyle ve ikindi namazlarının bütün rekatlarında imam gizli okur yani sessiz okur. Bu sessiz okuma vaciptir. Ve lafi cem'ehim bi Arafat'ta Arafat'ta bu iki namazı öğleyle e, ikindi cem etse bile orada da yine sessiz okuyacaktır. vel istiraru gizli okumak fi me bade uleyley'l eyni yani akşam ve yatsı namazlarının İkinci, ilk iki rekatından sonraki rekatlarda bunlar ne oluyor dolayısıyla? Effalizeti minel mağrib, akşam namazının üçüncü rekatında. Vahiyye ve rabiati minel işe, yatsı namazının da üç ve dördüncü rekatlarında imamın sessiz okuması vaciptir. Vel <laughs> israru, yine sessiz okumak vaciptir. Fi neflin nehari, gündüz kılınan nafile namazlarda. Yani bu ister cemaatle kılınsın, isterse de tek başına kılınsın. Gündüz kılınan nafile namazlarda sessiz okumak vaciptir. Lil muvazabeti ala Çünkü bu konuda Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın muvazibeti devamlılığı vardır. Vel munferidu bi fardin farzı tek başına kılan kişi muhayyerun fi ma yecherul imamu fihi. İmamın açıktan okuması gereken namazlarda muhayyerdir. Yani imam hangi namazlarda açıktan okumak zorunda? Akşam, yatsı ve sabah namazlarında. İşte bu namazları tek başına kılan bir insan açıktan ya da gizli okumada muhayyerdir, seçme hakkına sahiptir. وَف۪يمَا يَقْض۪يهِ مِمَّا سَبَقَ ف۪ي الْجُمْعَةِ وَالْع۪يدَيْنِ Cuma ve bayram namazlarında e, namaza yetişen cemaatin kaçırdığı namazları kaza ederken de yine e, e, münferit namaz kılan insan muhayyerdir. Cuma ve bayram namazlarının kaçırdığı rekatlarını kılarken ister açıktan okur isterse gizli okur. Ke mütenef film billeydi. Bunlar ne gibidir? Gece nafile namaz kılan kişinin durumu gibidir. Fe innehu muhayyerun. Gece nafile namaz kılan insanlar da açıktan ya da gizli okuma konusunda muhayyerdir, seçme hakkına sahiptir. Yani mesela teheccüd namazı kılan bir insan ister sesli olup okur, ister sessiz okur. E, hacet namazı kılan, gece hacet namazı kılan bir insan ister sesli ister sessiz okur tek başına kılıyorsa. Ve bir bi etnel cehri. Tabi bu açıktan okuma e, sesli okumanın en düşük şekliyle olur. Yani sesini en kısık derecede çıkarır. Li ennehu sallallahu aleyhi ve sellem. Çünkü Peygamber Efendimiz cehra fit teheccüdi billeyli gece teheccüd kılarken açıktan okumuştur. Ama nasıl açıktan? ve yu'nisul uyanık bir insana e, tatlı gelecek şekilde onu rahatsız etmeyecek şekilde ve la vesnen uyuyan bir insanı da uyandırmayacak şekilde sesli okumuştur. Düşük bir sesle, kısık bir sesle ama sesli. Ve lev terake insan Fatiha'dan sonra okuması gereken zamm-ı sureyi terk ederse fi rek'atim min uleyyil magribi akşam namazının ilk iki rekatında terk ederse ev fi cemi'i ya da yatsı namazının ilk iki rekatının tamamında tamamında e, zammı sureyi terk ederse kara'ehe onu okur ey es yani o sureyi okur okumadığı sureyi okur vücuben alel es -sahhi, en sayı görüşe göre vacip şeklinde okur fil uhreyeyne son iki rekatta okur minel eşşai ve felizeti minel magribi yatsı ve akşam namazlarının son iki rekatında tabi akşamın son 3 son bir rekat oluyor, üçüncü rekat oluyor yatsıda da son iki rekat, üç ve dördüncü rekatlarda oluyor bu sureyi o, o unuttuğu okumadığı zammı sureyi okur ne al fatihati fatiha ile beraber cehran açıktan okur İlk iki rekatta akşam ve yatsı namazlarında ilk iki rekatta zamm sureyi okumayı unutmuş. Sadece Fatiha'yı okumuş. Daha sonra akşam namazında üçüncü rekata kalkınca, yatsıda da üç ya da dörde kalkınca o unuttuğu sureyi Fatiha ile beraber açıktan okuması gerekir. Bu da yine vaciptir. Bihime alele sahih. Evet, ikisini beraber açıktan okur en sahih görüşe göre bu böyledir. Velav tezekkera al-Fatiha'te Fatiha'yı hatırlarsa ba'de gratis sureti zammu sureyi okuduktan sonra önce zammu sureyi okuyor Fatiha'yı okumayı unutuyor bir insan qabl erruku'i eee ya da varmamış henüz rükudan önce bunu hatırlıyor yeti biha eee Fatiha'yı okur ve yu'idu surete zamm-ı sureyi de tekrar eder. Fi zahiril mezhep, mezhebin, hanefi mezhebinin en kuvvetli görüşüne göre bu böyledir. Ve lev terakel fatihate, zamm-ı sureyi değil de fatihayı terk ederse, fil uleyeyni ilk iki rekatta, akşam ve yatsının ilk iki rekatında fatihayı terk ederse, la ruhe fil ukureyeyni, Sonraki üç ve dördüncü rekatlarda bunu tekrar etmez. İndahum imamlara göre yani bütün İmam Ebu Hanife'ye, İmam Ebu Yusuf'a ve İmam Muhammed'e göre. Ve yescudu lissehvi ama Fatiha'yı terk etmesinden dolayı da namazın sonunda sehiv seylesi yapar. Evet arkadaşlar bu dersimizde de namazın vacipleri kısmını gördük ve böylece namazın vacipleri kısmı bitmiş oldu. Meragli Felah adlı eserden 3 ders boyunca vacipleri gördük. Bundan sonraki derste namazın sünnetlerine başlayacağız. İster vacipler ister sünnetler bizim bildiğimiz vaciplerin ve sünnetlerin dışında teferruatlı bir şekilde ele alınmış oluyor. Az önce gördüğümüz gibi Fatiha'yı unutursa, Zamm-ı Sure'yi unutursa, onu daha sonradan okuyacak mı, okumayacak mı, nasıl okuyacak? Bunlara varıncaya kadar teferruatlı bir şekilde işleniyor. O yüzden metin üzerinden gitmemize fayda mülaza ediyoruz. Meseleleri daha teferruatlı, daha metne bağlı bir şekilde görmüş oluyoruz. Bir sonraki derste görüşmek dileğiyle.